Merhaba sevgili plak severler. Bu videomuzun konusu 33, 45 ve 78 devirlik plaklar nedir? Niye böyle farklı devirde dönen plaklar icat edilmiş? Bunları anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle 3 adet kısa ön bilgi vermek istiyorum. 1. Pickup'ın iğnesi sesi nasıl oluşturuyor? Biliyorsunuz plak döndükçe iğne kanalların arasına girerek buradaki girinti çıkıntılarla beraber titreşerek sesi amfiye iletiyor. Amfide hoparlörlere iletiyor ve dolayısıyla duyabileceğimiz bir ses ortaya çıkıyor. Bu bir kenarda dursun. İkinci konumuzda insan kulağının duyabileceği ses limitleri. Yani daha doğrusu bu biraz önce söylediğim titreşimlerin alt ve üst limiti. En düşük olarak saniyede 20 civarı titreşimin sesini duyabiliyoruz. En üst olarak da 20.000 civarı. Kişiden kişiye değişebilir ama kabaca 20 Hz ile 20 kHz arasında olan sesleri duyabiliyoruz. Bu da bir kenarda dursun. Gelelim üçüncü noktaya. O da malzeme bilimi ile alakalı. Bir malzemeye en çok ne kadar detaylı bir şekil verebilirsiniz? Yani 1 santime ne kadar çok bir girinti çıkıntı yapabilirsiniz? Bir taş ustasını düşünün veya bir heykeltıraş. İşte küçük bir heykel yaptı ama bunu işte atıyorum 2 santimden daha küçük bir insan figürü yapması imkansızdır. Bunun en küçük yapılabileceği bir limit var. Hani 1 santim mi, yarım santim mi, artık daha küçüğüne bir figür sığdırması çok zor. Ama bu malzeme metal olursa ya da plastik olursa çok daha ince detaylı bir figür çalışması yapılabilir. Hatta bazı malzemelere gözle görülemeyecek kadar ince şekiller bile verilebilir. İşte vinil denilen malzeme de bunlardan birisi. Bu da bir kenarda dursun. Şimdi gelelim 33, 45, 78 devir olayına. Şimdi 78 devirlik plaklar en yavaş ilerlediği noktada saniyede yaklaşık 40 santim kadar bir yol alıyor. Bu 40 santime 20.000 adet girinti ve çıkıntıyı sığdırmak zorundasınız. Bu şelak denen malzemeyle mümkün. Yani taş plakların malzemesiyle bu mümkün. Ama taş plakların dezavantajı nedir? Çok hızlı döndükleri için ve kanalların da yan yana dizilimi çok fazla sıkı olamadığı için bir yüze 6-7 dakikalık bir kayıt yapılabiliyor. Dolayısıyla çok uzun parçalar kaydedilemiyordu. Tabi bu sene 1915 sanırım ilk taş plakların çıktığı yıl. Daha sonradan 1950'lere gelindiğinde artık plastik bulunmuş, hayatımızın her yerine girmeye başlamış ve birçok alanda kullanılıyor. Sanırım 1948 yılında Kolombiya şirketi ilk defa olarak petrol bazlı bir malzemeden, vinilden plak üretiyor. Ve bu da 33 devirle dönen bir plak. Daha yavaş dönüp 33 devirlik plaklar tahmini 15-17 santim arası en yavaş döndüğü noktalarda saniyede 15-17 santim arası yol kat ediyor. Dolayısıyla 15 santime 20.000 girinti çıkıntının kaydedilebileceği bir malzeme oluşturulmuş oldu. Ve ondan sonra vinil hep kullanılmaya devam etti. 1-2 sene içerisinde de RCA firması 45 devirlik plakları çıkardı ama bir yüze yine 5-6 dakikalık bir parça kaydedilebiliyor. Çok fazla uzun albümler oluşturulamıyordu. Böylece taş plaklar gözden düşmeye başladı ve 33 ve 45'lik plaklar ön plana çıktı. Tabii 45'lik plaklara düşük sürede kayıt yapılabiliyor ama fiyatı ucuz, taşıması kolay, yanınızda kolayca gezdirebiliyorsunuz. Böyle avantajları var. O yüzden de 45'likler hala daha kullanılmaya devam ediyor. Tabii 45'lik plakların çıkışı biraz da firmalar arası rekabetle ilgili. Birisi eski plaklarla hemen hemen aynı boyutta ama çok daha uzun süre kayıt yapılabilen bir plak çıkarmış. Diğeri süre olarak aynı ama daha küçük boyutta bir plak çıkarmış. Her ikisi de müşteri bulmuş, her ikisi de tercih edilmiş ve hala daha tercih edilmekte. Dolayısıyla her iki plak türü de günümüze kadar gelmiş. 78'liklerle ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Bunların iğneleri farklı oluyor.
Bunun sebebini başka bir videoda anlatayım. Bir de bu videoda anlattıklarımın daha iyi anlaşılması için pickup nasıl çalışır ve bir de plakların tarihçesi başlıklı bir video var. Bunları seyrederseniz çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.